İlayda'nın elenmesiyle başlayacağım. İlayda'nın elenmesi sürpriz oldu mu? İlayda'nın elenmesi sürpriz olmadı. Aleyna Çalışkan vardı potada. Steven vardı. Yani Sergen vardı. E, İlayda ve Aleyna Çalışkan. Bu ikisinden birisinin eleneceği %99 olarak. Yani herkes öyle konuşuyordu. Ya Aleyna Çalışkan gidecek ya İlayda gidecek. İkisinden birisi gidecekti. Halk öyle uygun gördü. İlayda gitti. İlayda'nın gitmesi tabii ki. İlayda bir kere Survivor'a şöyle damga vurdu. Sempatikliğiyle. Değil mi? Yapmış olduğu evet. hareketlerle damgasını vurmuştu. Ama tabii ki performans olarak da Survivor'da bir şeyler yapması gerekiyordu. Performans olarak çok etkili olamadı. Bu yüzden de bir gün elenecekti. O gün de geldi ve elendi. Yani daha daha ileri gitmesi biraz zordu. Çünkü artık sonlara gelindiği için Tabii ki ön plana çıkan yarışmacılar oldu. O arada da Ilayda'nın o onların arasından ilerlemesi tabii ki biraz zor gözüküyordu. Bu yüzden de Ilayda gitti. Peki Ilayda birincilikle görüş bir yarışmacıydı Gökhan. Acaba e, hep bahsettiğimiz çok yüksek sempatiyle yarışan bir yarışmacı son dönemde o biraz sempatisini kaybetmiş olabilir mi? Yok sempatisini kaybettiğinden değil e, ama bir survivor gerçeği e, kendini bir şekilde Birleşme Partisi'ne kadar atabilirsin. Yani işte sempatikliğinle olur bu, sessizliğinle olur, hayalet yarışmacı olmanla olur, her şeyle olur bu. Ee, bir şekilde yani performansında yüzde lerin yüzde hatta kırkların altındaysa altı olan yarışmacılara bakalım bugüne kadar Survivor tarihindeki Murat abi. Evet. Hepsi böyle e, ya işte oraya sempatikliğiyle, arkadaşlarıyla arasını çok iyi tutmasıyla e işte ne bileyim diğer özellikleriyle gelebiliyorlar performansı iyi olmayanlarda kastediyorum. E, ama birleşmeden sonra artık e, Survivor izleyicisi Nin baktığı çünkü artık Survivor aşırı ciddi bir yarışma olduğu için özellikle Birleşme Partisinden sonra daha çok insanlar e, performansı göze alıyorlar ve buna göre SMS'lerini oylarını atıyorlar. O yüzden İlayda'nın elenmesi bana da öyle çok hani aşırı sürpriz oldu dersem yalan söylemiş olurum. Bekliyordum. 55'e 45, 50 50 45 55 alene Çalışkanla İlayda'nın arasında ikisinden biri gider diye düşünüyordum ki İlayda gitti. Ama İlayda'yı da tanıdığımız için ben çok mutluyum. İlayda tarzında bir e, yarışmacının Survivor'da da işte buralara kadar gelebileceğini, 16-17 hafta kalabileceğini bence bütün Türkiye'ye kanıtladı. O yüzden e, İlayda için de mutluyum, kendimiz için de mutluyum İlayda gibi bir insanı tanıdığımız için. Evet ben de çok memnun oldum İlayda gibi bir yarışmacıyı. Hatta bir sürü insana da bence e, feyz olmuştur, evet. ilham kaynağı olmuştur. İlayda katıldıysa ben ne katılmayayım? Hayatta hiç spor yapmamış e, ve bunu açıkça da hem görüşmelerde hem orada söyleyen bir yarışmacı. Gelip katılıp 17 hafta burada zaman geçirdi. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi olaylar, gönüllüler takımında bir takım olaylar yaşanıyor. Aleyna Çalışkan o akşam bir oylamaya çıkıyor. Ünlüler takımında neredeyse İlayda'nın hiç içinde olmadığı durumlar varken İlayda bir oylamaya çıkıyor. Ve Aleyna'dan daha az olarak eleniyor. Acaba mesela şöyle bir oylama olsaydı. İlayda Şeker ve Aleyna Çalışkan ikilisi. Oya çıkıyor aynı anda. Hangisi daha çok oy alırdı? Valla İhsan'cığım orada kafa kafaya giderlerdi gibi geliyor. Yani çünkü aleyna çalışkan da çok enteresan. 7 kere potaya çıktı. Evet. 7 yedi kere potaya öndermiş. çıktı. 7 potadan da çıktı. Potaların kraliçesi. Hatta potaliçe. Hatta potaliçe dediler sonra. Ha, potaliçe dediler Aynen. değil mi? Ha, onu birisi taktı. Kim taktı? Potaliçe. Ee, birisi ona öyle bir isim taktı. Ayşe galiba. Doğru ama yani. 7 kere potaya girip de 7 kere potadan çıkması da büyük bir olay. Evet. Yani aleyna çalışkan da bakma sen hani o da Survivor'da çok ilginç olaylar yaşadı yani ve kıza da helal olsun 7 tane patodan çıkmak da büyük başarı. Evet. O da buralara iyi geldi yani bayağı bir iyi geldi. Daha ne kadar gider abi? Valla şimdi baktığın zaman... E... Belli ki her hafta aday olacak. Evet. Yani gönüllüler takımı kaybettiği her hafta. Yani şu anda daha ne kadar gider bilemiyorum. Yani bu kadar gittiğine göre belki daha da gidebilir. Yani hayır gidemez diyemiyorsun çünkü istatistikler gidebileceğini gösteriyor. Potadan çıkmadığını gösteriyor. Onun için de aleyhine çalışkan yarın gider dersem bilmiyorum. Bir yani neler yani. Oylama öncesi neler olacak? Tabii. Çok değişik şeyler var. Zaten yani. çok bir anda bir tepki çekecek bir olay yaşanır. Evet. başka şeyler olur. Gökhan şöyle şeyler oluyor mesela şimdi SMS'te bir anda birinci kim oldu en son Sergen'le Steven, Steven. oldu değil mi? Sergen'le Steven SMS'te birinci oluyorlar. Ondan sonra potaya giriyorlar. Yani çok enteresan şeyler oluyor son günlerde. Onun için Survivor'da Sürprizler diz boyu son günlerde. Bu yüzden de ne olacağını kestirmek çok zor. Onun için de bekleyip görmekten başka çare, çare evet. yok. Evet, ben peki. burada abiden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Evet, kardeşim. Server Tarihini hatırlıyor şey. musun abi? Hangi şiiri? İlayda. İlayda. Hangi <laughs> şiiri? <laughs> İlayda'da şiir okudun mu? Ya en son şiir okudun. Okudun mı? ya. Çok okunak dokunaklıydı. O Merak mı ediyorsun? Evet abi. E yalkın rüzgar yayından alsın. Tamam. <laughs> yalkın rüzgar şimdi. Öyle her, Burak... <laughs> gibi. Gibi şimdi her dakika. Inception gibi. Inception gibi Murat abi. Burada izleyelim. Ama şimdi şey yapamadım. Şiir mi okuyacaksın? Ee, yani. E, tabii... Tamam yalkın rüzgar bulabilirsem. Bulursa bir... verelim. Tamam merak ben. ettim. Bugün evet aynı zamanda e, sevgili yönetmenimiz de yalkın bizi çeken. E, ona da selam olsun. Ekstranın madem e, ee, yorumcusunu aldık. Yönetmenin de gelmiş. Evet. Hoş gelmemişsin abi. Yönetmenin de gelmiş. Tabii biz takım. Sen olduk. sadece yalçın çekebiliyorsun. Yönetmensiz <gülüyor> çıkmam <gülüyor> demiş Murat abi. takım olarak geldik. <laughs>